Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu bağlı hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 11. sınıf fizik bağlı hareket 3. testi olacak. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum sağ üst köşeye. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Özellikle bağlı hareketle ilgili daha fazla soru çözmek isteyenler veya 11. sınıfla ilgili diğer konuları da merak eden arkadaşlar için arkadaşlarım hep tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, bunları özellikle öneriyorum. OGM Materyal Soru Bankası mobil uygulamalarını da öneriyorum. Arkadaşlar bu testlerin hepsinin ayrı ayrı oynatma listeleri hem matematik hem de fizik dersine ait kanalımda mevcuttur. Üzerine arkadaşlar TYT'ye ait mezuna, 3 adım TYT, 3 adım deneme sınavları, AYT için 3 adım AYT denemeleri, mezun B, 3 adım AYT matematik, burada 3 adım TYT matematik fizik, hepsi de kanalımda var. Peki bunları nerede bulursunuz arkadaşlar? Bu arkadaşların oynatma listelerinin linklerini arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradaki linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz bunlara. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bisminlah der ki, XY düzleminde saat yönünde sabit süratle altını çizelim, dönen dönme dolaptaki A hareketlisinin şurada duruyor ve eksi X yönünde sabit hızla, yine bu sabit hızla giden arabadaki B hareketlisinin konumunda şekilde verilmiştir. B hareketlisi arabanın şoförü, keyifli bir şekilde sola doğru hareket ediyor, eksi x yönünde. A hareketlisi de dönme dolaba binmiş arkadaşlar. Yanında da sevdiği bir arkadaşı vardır inşallah. Hop keyfini çıkartıyor. Okuyalım soruyu. Buna göre K konumundan L konumuna gelene kadar, bir de okuyabilsek, K'dan L'ye gelene kadar A hareketlisinin B hareketlisine göre hızının büyüklüğü nasıl değişir? Nefis Simon. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın hareketlisi, hop bu V'yi çizdim. Bu B'ninkisi değil mi? B hareketlisine göre dediği için şu arkadaşı da ucuca ekleyeceğim. Hız vektörünü ucuca eklemeden önce tabii başlangıç noktasını. Sonra B'den hop A'ya bir bakış fırlatacağım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi bu hareket boyunca nasıl değişiyor diyor. Ama bunu söyleyebilmem için önce ne yapmam lazım? Benim A hareketlisinin hareketiyle ilgili yönlerini, hız vektörlerini söyleyebilmem lazım. Sevgili arkadaşlar, bu dairesel hareketlerde daire boyunca dönüyor ise hareketin hız vektörü her zaman çembere teğettir arkadaşlar. Velhasılı kelam, şu arkadaşın şuradaki hız vektörü yukarı doğru, şuradaki hız vektörü şu yönde, şuradaki hız vektörü de yatay pozisyondadır. Anlaştık. Güzel. Bakın sürekli teğettir arkadaşlar. Merkezle teğet. Sen 11. sınıfta tabii çember konuları da göreceksin. Bu arkadaşın birinci ya da K, L, M, L dedik. Birinci, ikinci ve üçüncü pozisyondaki hız vektörleri budur. Ve biz nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Hop, B hareketlisini yazdım. Bu B hareketlisi. Hop, başlangıç noktalarını kesiştirdim. Bu arkadaş K'da. K'daki A'nın K'daki. Şu L demiş, şuraya da M diyeyim. Arka K L M N olsun ha. N'deki olsun arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Tekrar çiziyorum. Bakın B hareketlisinin vektörü. Hop. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şöyle. Başlangıç noktalarını topladım. Bu yine A hareketlisinin N dedik, N'deki. Yine B hareketlisini çizdim sevgili arkadaşım. Çok güzel. Şimdi nasıl? Bak yatay. Hop tekrar çizdim. Sevgili arkadaşlar bu da L'deki. Ne yapıyorduk? Ben sana kestim kısa yoldan nasıl söylemiştim. A hareketlisinin B hareketlisine göre dediğine göre B'den A'ya bakış fırlatıyorum. Bu. B'den A'ya bakış fırlatıyorum. Bu. B'den A'ya bakış fırlatıyorum. Bu. Sevgili arkadaşlar bu uzunluklar ne olur? Artar değil mi? Bakın şu uzunluk, bu uzunluk açı gittikçe artıyor. Şuradaki açı arttığı için 90 derece şuradaki. 90 derece geniş açı en nihayetinde 180 dereceye geliyor. Oluşturduğumuz bu üçgenler değil mi? Tabii ki şu hipotenüs gibi gözüken en uzun kenar daha da büyür.
sürekli artar. Konu kapanmıştır. Ders ol. Bu kadar basit yani arkadaşlar. 2 ile devam edelim. Bak yine çok güzel göstereceğiz. Hareketlinin hız vektörlerini çizebiliyorsan ne ala. Şimdi nitekim benzer bir şey göreceğiz. Yatay doğrultuda sabit hızla hareket eden platform. Arkadaşlar burada bir platform var. Şunu da dikkat ediniz. Bak platform sabit hızla şuraya doğru hareket ediyor. Güzel. Şurada platform hareket ediyor. Platformun üzerinde de garip garip hareketler yapan biri var. Herhalde atlamaya çalışıyor. Bir bakalım ne olacak. L kişisi, kişinin adı da L kişisiymiş. Böyle bir kişiyi de ilk kez duyuyorum. L kişisi platformun arka tarafındaki A noktasından B noktasına şekilde gibi atlamak istemektedir. Evet, atlama isteği var. Güzel, hadi hayatta başarılar diliyoruz ona. Platformun L'ye göre hızı. Bakın arkadaşlar, platformun L'ye göre hızı. Atladığı andan maksimum yüksekliğe çıkıncaya kadar V1, maksimum yükseklikten ininceye kadar ise V2'dir. Buna göre herhangi bir anda V1 ve V2'nin yönleri hangisi olamaz? Olamaz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da bakın bizim sevgili yatay platformun hız vektörünün yönü, doğrultusu çok belli. Hep sağa doğru. Benim burada merak ettiğim şu arkadaş. Bu arkadaşın hareketi de şöyle olur bakın. A'dan B'ye atlayacak ya. Şu AB arasını böyle attık. Arkadaşlar bu arkadaş nasıl atlayacak? Hop şöyle atlayacak değil mi? Eğik atış diyoruz biz buna. Böyle şurası maksimum. Şimdi diyor ki en yüksekliğe gelene kadar şurada V1'leri göreceğim. Burada da V2'leri göreceğim. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşın hız vektörleri nasıl? Bak hep teğet olacak. Şu doğrultuda giderken şu arkadaşın, madem bunu kırmızıyla gösterdik, şunu da laciyle gösterelim. Şöyledir, şöyledir, şöyledir. Bak şurada da şuraya gelir. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi aşağıya doğru inerken de sevgili arkadaşım bak böyle, böyle ve böyledir. Doğru mu? Doğru. Ve biz arkadaşlar L'ye göre platformun hızına bakacağız ya, platformun L'ye göre hızlarına, platformun hız vektörlerini uçlarına ekliyorum. Bakın uçlarına ekliyorum. Uçlarına ekliyorum. Uçlarına ekliyorum. Uçlarına ekliyorum. Uçlarına ekliyorum. Ya uçlarına derken başlangıç noktalarını kesiştiriyorum. Ve neticeye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi laciden kırmızıya bakacağım. L'den, lacivertler L ya. L'den platforma bak. Bu. Bak platforma bu. Bak platforma bu. Değil mi sevgili arkadaşım? Aynen öyle. Böyle böyle. Şurada hop bunu görürsün. Şimdi iniyoruz. Yine lacivertten bakalım sevgili arkadaşlar. Lacivertten kırmızıya bakıyorum. Lacivertten kırmızıya bak. Lacivertten kırmızıya bak. Hangisi olamaz dedi. Arkadaşlar şu an kendimle gurur bile duyuyor olabilirim. Çünkü çok güzel çizdiğimi düşünüyorum. Hangisi olamaz dedi. Şunlar hepsi V1. Arkadaşlar bak sol alta doğru olabilir. Olabilir, olabilir. Şunlar da olabilir. Bak şunlar değil mi? Şunlar da olabilir. İkinci tarafa gittiğimde de bakın yukarı doğru. Biraz yukarıya doğru bel vermiş. Bu da olabilir, bu da olabilir. Şurada baktığında bu da olabilir. Değil mi? Bu ikisi tam maksimum noktada. Şu da olabilir. Bunlar olabiliyor. Bak D şıkkı olamaz. Şu birinci kısımda bunu, ikinci kısımda da bunu göremezsin. Baş aşağıya doğru olan şu birinci dönem. Şunlar birbirine yer değiştirse olabilirdi arkadaşlar. Zaten burada yer değiştirin. Bak C ile D tam tersi. Değil mi? İşte bunu yapınca çok güzel oluyor. Arkadaşlar A hareketlisi ve B hareketlisi nasıl olursa olsun B'yi yapıyorsun. Bakın şu A'ya göre B. A'daki şoför B'ye bakıyor. B'ye göre A dediğinde de B'den A'ya bakış yapıyorsun. Ben bunu birinci testlerde de çok gösterdim biliyorsun. Bir ve ikinci testlerde çok söyledim. Hatta sevgili arkadaşım şurada şu kazanım kavramaları da o kadar güzel anlattım ki çok detay anlattım. Orada hemen anlayacaksın. Bunu bildikten sonra lömbürdenek karşına çıkıyor cevap. Anlaştık. Ya da çok iyisindir. Sen kendin bir platformdan atladıysan şöyle düşünürsün. Bak buradan aşağıya doğru bakıyorsun. Ve böyle giden bir platform var. Sen bunu nasıl görürsünü baktığında
Öyle de düşünebilirsin yani, eğer öyle hayal edebiliyorsan öyle de bakabilirsin. 3 ile devam edelim. 3 diyor ki, akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehrin K noktasından Vx ve Vy hızlarıyla harekete geçen X ve Y yüzücüleri karşı kıyıya N noktasından çıkıyorlar. Ben genelde böyle sorularda ne diyorum? Nehrin akış yönünü söylememiş. Ama artık çok açık ve seçik ortada. Şimdi bu arkadaş buraya doğru yüzerken eğer buradan yola çıkıyorsa, bu arkadaş da böyle yüzmek isteyip tekrar buradan karşı yola çıkıyorsa, demek ki akıntı hızımız arkadaşlar sola doğru, değil mi? Güzel. Hatta ben sana onun şeyini de göstereceğim, büyüklüklerini. Çıkıyorlar. Buna göre höblöp lüp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Dikkatinizi çekerim, kesinlikle. Ama ben böyle höblöp höblöp diyorum ama bir bakalım neyle ilgileniyor? Rengiyle mi ilgileniyor? Suyun sıcaklığıyla mı ilgileniyor? Hava durumuyla mı ilgileniyor? Bir bakalım, değil mi? X yüzüğün karşı kıyıya çıkış süresi, yer değiştirmesinin büyüklüğü. Ha tamam. Gelin bir analiz yapalım. Şimdi sevgili arkadaşım, şu V'ye normalde buraya çıkacaktı. Ama bak bu arkadaşın doğrultusu burası olmuş. Hatta ve hatta bak bu doğrultu N'den çıktığı için hem X'in hem de Y'nin doğrultusu olmuş. Peki bu nasıl olmuş da buraya gelmiş? Durup dururken mi olmuş? Hayır. İşte sevgili arkadaşım şu arkadaşın sayesinde olmuş. Nehrin. O zaman ben VY'nin yere göre vektörünü bulurken ne yapmam lazım? VY ile V akıntıyı vektörel toplamam lazım. X'in yere göre bulurken arkadaşlar ne yapmam lazım? VX ile V akıntıyı toplamam lazım vektörel. Güzel. Şimdi bak VY burada. Hop. Demek ki benim akıntım böyle olmuş. Bak ucucu ekledim. Ve benim sevgili arkadaşlar hop VY'nin yere göre hız vektörü bu şekilde olmuş ki bu doğrultuda yürümüş. Tamam mı? Güzel. Şimdi X'e bakalım. Analizi yapıyoruz. Sevgili arkadaşım dikkat et. Bak şu vektörüm benim sabit hızla gidiyor. Benim bu X'in ucuna aynı büyüklükte bir şey eklemem lazım. Bunu şöyle düşün şimdi. Çok iyi. Bak şurada X mesela 3'ten başlayalım. X yüzücüsünün suya göre hızı Y yüzücüsünün suya göre hızından büyüktür demiş. Sevgili arkadaşlar eğer bu söylediği doğru olsaydı, bu büyüklükte olsaydı, ben bunun ucuna şu kadarı ekleyip bu yeşile itebilir miydim? Bunu getirebilir miydim? Hayır. Peki bu kırmızıyı ben bu X'in ucuna nerede eklemeliyim ki yeşile geçirebilmeyeyim? Aha da burada işte. Bunu yapabilmen için de bu VX'in sevgili arkadaşlar VY'den küçük olması lazım, değil mi? Büyüklük olarak. VY sevgili arkadaşlar VX'den büyükmüş ki ben bunların vektörel toplamlarını yaptığımda ikisi de bana bu doğrultuyu vermiş. Aynı büyüklükleri vermemiş. Hatta ve hatta ben buradan 1 ve 2'nin cevaplarını da çıkaracağım. Bakın nasıl çıkartacağız. X yüzücüsünün karşı kıyıya çıkış süresi Y'ninkinden daha büyüktür. İkisini birden çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar dikkat edersen ben bunları ucuca eklediğimde, yani vektörel toplamlarını aldığımda Vx'in bu doğrultudaki büyüklüğü bu kadar iken Y'nin büyüklüğü bu kadar oldu. X eşittir V çarpı T. Doğru mu? Doğru. T süresi ne olur arkadaşlar? X bölü V. Bu arkadaşların ikisinin de aldığı yol. Hatta aldığı yolla birlikte konumları da arkadaşlar, konum değiştirmeleri de aynı değil mi? X'ler ikisinin de aynı. Hızlara baktığımda VY'nin daha büyük Vx'in küçük olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Vx büyüklüğü Vy'den daha küçük olduğu için sevgili arkadaşlar, yere göre hızlarını da söylüyoruz tabii ki, daha küçük olduğu için varış süresi daha fazla olur. Yani Tx büyüktür Ty olur. Sen bunu, bak sen bunu şuradan da çıkartabilirdin. Sevgili arkadaşım, bu arkadaşların sola doğru deplasmanını sağlayan hız akıntı hızıdır. Buradan x eşittir vt'yi uygulayar isek, bak lm biri l'den n'ye, değil mi? Biri l'den n'ye,
Biri de M'den N'ye geçiyor. X doğrultusundaki hızını etkileyen akıntı hızıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan MN uzunluğu eşittir. V akıntı çarpı T, N, M'den N'ye kim gidiyordu? Y, T, Y. L'den N'ye de sevgili arkadaşım LN uzunluğunu da yine V akıntı çarpı TX diyebilirim. Bak burada TX ve DE şunlar V'lar aynı. M ve N'lere bakarsak da arkadaşlar MN, LN'den daha küçük. LN daha büyük. Dolayısıyla TX daha büyük olur değil mi? Bu eşitlikliğinde ben TX büyüktür TY'yi söyleyebilirim. Ama benim sana önerim şurada yaptığımız vektörel toplamdan bunu görmen. Çünkü bak burada da hemen 1 ve 3'ü aynı anda cevaplayabiliyorsun. 2'ye gelelim. 2'de diyor ki Y yüzücüsünün yer değiştirmesinin büyüklüğü aldığı yola eşittir. Bu X için de doğrudur. Y için de doğrudur. Çünkü sevgili arkadaşım artık bu arkadaşlar akıntının etkisiyle doğrultuları buraya dönmüştür. Bu yönde yüzüyorlardır. Bu arkadaş buraya doğru kulaç atıyordur. Ama akıntı bunu biraz da sola sürüklediği için artık bu yukarıdan sen drone'la bak buna. Drone'la yukarıdan kamerayla bak. Yüzücü kendini buraya doğru yüzüyor zannediyor ama sen onun arkadaşın gidişini böyle görürsün işte. Tamam mı? Yere göre de budur yani. Konu kapandı. 4 ile devam edelim. Çok izah ediyorum görüyorsunuz. Diyor ki akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde K noktasından sabit hızla akıntıya paralel geçen yüzücü T1 süre sonra L noktasına ulaşıyor. Ve hızıyla geçti. Daha sonra aynı büyüklükte ki suya göre hızla T2 sürede K noktasına geri dönüyor. Arkadaşlar buradan yine aynı V hızıyla geri dönüyor. Tamam. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi bak burada büyük itirazım var. Hem de çok büyük itirazım var. Neden? Diyor ki T1 süresi T2 süresinden daha büyüktür. Şimdi sevgili arkadaşlar hocam niye itiraz ediyorsun ki? Vaz çarpıyor. Arkadaşlar burada hepimiz gayri ihtiyari V akıntıyı böyle düşünüyor. Çünkü olay böyle akıyor ya. Akıntıyı böyle düşünüyor VA. Sonra diyor ki aynen şu hareketi yapıyoruz. Burada hız giderken şimdi şu mesafe X kadar olsun. Yani KL mesafesi. Hatta KL diyelim ya. X eşittir VT'yi yazıyorum. KL eşittir. Bak burada benim yere göre hızım ne oluyor arkadaşlar? V artı VA. Evet. Çarpı T1. İkinci durumda yine KL uzunluğu eşittir. Bu sefer V eksi VA değil mi sevgili arkadaşım? Güzel. Çünkü birbirinden çıkartıyorum. Çarpı T2. Bak bunlar birbirlerine eşit. KL KL. Burada T1 T2'ye baktığımda tabii ki bu nicelik. Bu nicelikten daha büyük olduğu için T1 süresi T2'den daha küçük olur değil mi arkadaşlar? Bak bu büyük. Bu küçük. Demek ki bu küçük. Bu büyük. T1 T2'den küçük olmalı. T1 süresi T2 süresinden daha büyüktür demiş. Çarpıyı yemiş. Değil mi? Güzel. Ama bak itirazım şu. Sevgili arkadaşlar VA'nın sağa doğru olduğunu kim söyledi sana? Var mı öyle bir ibare? Yo. Sabit diyor. Sağa doğru akıyor demiyor ki. Ya da yüzücüyle aynı yöne doğru demiyor. Eğer VA böyle olaydı. Bak VA böyle olaydı. Tamam mı? VA böyle olaydı. Ha, daha büyüktür diyor. Zaten kesin değil dedik değil mi? O zaman arkadaşlar bu doğru olurdu. Kesinlikle doğru olurdu. Değil mi? Bu durumda işte giderken T1 süresinde V'den VA'yı çıkartacaktım. İkincide de VA ile V'yi toplayacaktım arkadaşlar. Ama kesinlikle dediği için zaten bu kafadan kaybetti. Zaten sağa doğru kabul ettiğimizde çarpı 7. Ama sola doğru deseydi akıntı hızını arkadaşlar o zaman kesinlikle doğru olurdu. Değil mi? Kesinlikle doğru olurdu. T1 süresi daha büyük olurdu. Akıntı hızı artarsa T1 artı T2 süresi değişmez demiş. Sevgili arkadaşlar akıntı hızı artarsa bakın buradaki bütün değerler değişecektir. Dolayısıyla T1 ve T2 süreleri de değişik oranlarda değişecektir. Çünkü burada bir toplama işlemi var ve
çıkarma işlemi var. Bu toplama işlemine göre arkadaşlar şu T1 ile T2 arasındaki değişim doğrusal olmaz. Yani T1 artı T2'yi eşit bulamazsın her zaman. Tamam. Bunun da uzun matematiksel şeyi var. Ona hiç girmeye gerek yok. Değişmez. Kesinlikle yanlıştır. Bunu da abartı olarak düşünebilirsin yani. VA'yı V kadar düşünsen olur. Akıntının hızı yüzücünün suya göre hızından küçüktür. Bu işte kesinlikle doğru arkadaşlar. Neden kesinlikle doğru? Bak yönünü vermemiş. Dikkat edelim. Yönünü vermediği halde bile kesinlikle öyle olmalı. Çünkü eğer sağa doğru olsa, bak bu arkadaş akıntıyla beraber yüzdü. Şimdi L'den K'ya dönebilmesi için arkadaşlar bu V'nin VA'yı yenmesi lazım değil mi? Yenemezse K'ya dönemezdi ki. Kesinlikle doğru. Hocam hem mavi olsaydı, mavi gibi olsaydı, sola doğru olsaydı sevgili arkadaşlar yine bu sefer K'dan L'ye ulaşabilmesi için şu V akıntıyı yenmesi gerekirdi. Yani V akıntıyı yenmeli ki bu arkadaş K'dan L'ye, L'den K'ya dönsün. Akıntı yönü ne olursa olsun. Anlaştık mı? Güzel. O zaman yalnızca 3 diyoruz. İtirazımı biraz geri çekiyorum. Çünkü bu soru bu trikle sorulmuş. Akıntı hızı sağa da olabilir, sola da olabilir. Her iki duruma da bakmamız lazım. Gelsin 5. Bak bu da güzel, beğendim. Aynı doğrultuda sabit hızlarla hareket eden KLM hareketlilerinden L'nin hızı en büyüktür. Güzel. K hareketlisi, bakın K hareketlisi görüyor hep arkadaşlar. L hareketlisini doğu yönünde, M hareketlisini ise batı yönünde gidiyormuş gibi görmektedir. Bizim için L artık kırmızı, tamam mı? L kırmızı, M de lacivert, hop K da siyah. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Buna göre KLM hareketlerinin yönleri ilgili löp 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 yargılarından hangileri doğru olabilir? Bu sefer de bunu doğru çıkarmaya çalışacağız. Ancak ben zaten direkt yorumumu yaptım sevgili arkadaşlar. Şimdi L en büyük ya. Bak L ya böyledir, değil mi? Ya da sola doğrudur. Sola doğruyu da böyle yapalım. Aynı büyüklükte. Ay L'yi kırmızı yapacaktık. Şimşek. L. Tamam mı? O buradan da sola doğru yap. L. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, K L'yi doğu yönünde gidiyormuş gibi görüyor. Görsün. Sevgili arkadaşlar, şurası doğu. Değil mi? Şurası da batı. Bunu biliyoruz zaten. Doğu batı. Şimdi K sevgili arkadaşlar L'yi doğuya doğru gidiyor görmesi gayet mantıklı. Çünkü şu arkadaşı şöyle çizersem, bu da K ise, değil mi? Şunların L olduğunu hemen söyleyelim. L, L. Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Sonucu da şöyle görelim. K'dan L'ye bakış fırlatıyorduk. Evet, baktık. K bu yöne de olabilir. Bu yöne doğru da olabilir K. Hop. K'dan L'ye bakış fırlat bakayım. Evet, bakış fırlattın. L sağa gidiyor ise arkadaşlar K'dan baktığımızda her iki durumda da K'yı küçük çizdik, dikkatinizi çekerim. Çünkü L en büyüktü. Her iki durumda da doğu yönüne doğru gidiyormuş gözlü. Bu kendini ispat etti. Rüştünü ispat etti. Sevgili arkadaşlar buraya geldim. Bak burada K'yı çizdim. K'yı. Şimdi K'dan L'ye bak bakayım. K'dan L'ye baktım. Batı yönüne gidiyor oldu. K'yı böyle çizdim. Yine K'dan L'ye baktım. Bu arkadaş yine batıya gidiyor oldu. Demek ki neymiş? L batıya gitmiyormuş. L kesinlikle arkadaşlar. L kesinlikle doğuya gidiyor. Kesin yani. K'yı denedim. Anlaştık mı bu konuda? Güzel. O zaman L'yi yerleştirdik. Bu kendini belli etti. Bu L. Şimdi K'yı böyle de olabilir, böyle de olabilir. M'yi yerleştirelim. Arkadaşlar M hareketlisini de batıya gidiyormuş gibi görüyor. Şimdi K'yı böyle çizdiğimizde M'yi batıya doğru gidiyor gördüğüne göre arkadaşlar M böyle de olabilir değil mi? M'yi öyle çizmem gerekiyor. M. Bak M burada, K burada. Şimdi K'dan M'ye bir bakın arkadaşım. K'dan M'ye bakıyorum. Evet, batıya doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Eğer şöyle de olabilirdi. L'nin kesi kesin. K'yı sevgili arkadaşlar şöyle çizerim.
Değil mi? Şöyle çizelim. Bu K. M'yi bu sefer nasıl çizmem lazım? M'nin arkadaşlar hop bu sefer daha büyük. Böyle olması lazım ki K'dan M'ye baktığımda yine batıyı görmeliyim. Hocam K sağa doğru, M sağa doğru olabilir miydi? Sevgili arkadaşlar olabilirdi. Nasıl olurdu? Hop gel buraya. L burada. K burada. Bütün ihtimalleri görüyoruz. Sevgili arkadaşlar M de böyle olabilirdi. M de böyle olabilirdi. Hop K'dan M'ye baktığımızda bak nereye? Batıya doğru görüyor. Güzel. Üçü de doğuya doğru gidiyor olabilir. Üçü doğuya gidiyor olabilir. KM gidebilir. Buraya bakalım. Şimdi okuyalım. Olabilir dedi ya. L ve M batı yönündedir. Arkadaşlar zaten L'nin batı yönü kesinlikle kayboldu. Doğu yönündeydi. Bu arkadaş bizi baştan kaybetti. K ve M doğu yönündedir. Sevgili arkadaşlar K ve M bak doğu yönünde olabiliyormuş pekala. Olabilir. K ve L doğu yönündedir. L zaten doğu yönünde bak. K ve L'nin doğu yönünde olması ile ilgili trilyon tane çizdik. Olabilir. Neredeyse olabilecek tüm durumları ben sana çizdim. Hem de nasıl yaptım? Başlangıç noktalarını aynı çiziyoruz arkadaşlar. Kim kime bakıyor? M K'ya diyor ise arkadaşlar K sürücüsü M'ye bakıyor. O kadar. Şu yeşiller hep netice. 2 ve 3 neredesin? Edirne şıkkındasın. Gel devam edelim 6 ile. Bence testin en kolay iki sorusundan biri. Biri de birazdan gelecek. Diyor ki sıvı içinde çözülmeyen KLM katı cisimlerin ve sıvının öz kütlesi DK, DL, DM ve D sıvıdır. D sıvı, DK. Neyse onları yazmaya gerek yok. Cisimlerinde özdeş mikro kameralar yerleştirerek şekildeki konumlarında aynı anda serbest bırakılıyor. Yukarı aşağıya. Bakın DK DL'den büyükmüş. DL de D sıvıya eşitmiş. Bu da DM'den büyük olduğuna göre cisimlerin kamerada gözlenen ilk hareketleriyle ilgili löp 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 yargılarının hangileri doğrudur? Kameraların cisimlerin öz kütleleri üzerinde etkileri ihmal edilmiştir. K'daki kamera L'yi, L M'yi, M K'yı. Kim kimi nasıl görüyor ona bakacağız arkadaşlar. Bunun için neyi bilmem lazım? Ben bu üç arkadaşın nasıl davrandığını. 10. sınıf bilgilerimize göre dönelim. Arkadaşlar cismim sıvıyla aynı olunca ne oluyor idi? Hop. Askıda kalıyor idi. Değil mi? Askıda. Askıda. Eğer cisim sıvının öz kütlesinden küçük ise yüzüyordu. Değil mi sevgili arkadaşım? Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük ise de batıyordu. Değil mi? Güzel. Şimdi ben bu arkadaşı tam burada bırakırsam demek ki bak DL eşittir D sıvı olduğuna göre bu arkadaş burada kalır. Hızı mızı yok. Bunun sıfır. Burada duruyor. K arkadaşlar K sıvının öz kütlesinden daha büyük olduğu için bu arkadaş dibe doğru yolculuk yapar. Doğru mudur? Doğrudur hocam. M de arkadaşlar dikkat edersen öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olduğu için hop bu arkadaş da yukarı doğru yolculuk yapar. Doğru mudur? Doğrudur valla. Şimdi aldım yine yeşil kalemimi. K'daki kamera L cisminin yukarı yönde. Bak K'ya göre L. K'ya göre L. K buradaydı. K'dan L'ye bak. K'dan L'ye baktığında şöyle görürsün değil mi sevgili arkadaşım? Ne diyor? Yukarı yönde gidiyormuş gibi. Nereyi gösterdi? Yukarıyı gösterdi. Doğru. Konu kapanmıştır. Bak hepsinin de zaten başlangıç noktaları aynı. Aynı izahı aldım. K'dan L'ye bakış fırlattım. Vektörün ucundan. L'deki kamera M cismini duruyor algılar. Arkadaşlar L'den M cismine bakacağım. Bak L'den M'ye bak. Nasıl görürsün? Böyle görürsün. Duruyor gibi o algılar mı? Bu duruyor, bu gidiyor. Zaten hiç bunu çizmene bile gerek yok. Çarpı. Ama ne yöne gidiyormuş gibi görür? Bu yöne. Güzel. M'deki kamera L cismini aşağı yönde gidiyormuş. Arkadaşlar M'den K'ya bakacağız. M'deki kamera hop K cismini. Arkadaşlar buradan buraya bakıyorum. Bak buradan şu M'nin ucundan buraya baktım. Nereye görüyor? Aşağıya doğru. Bu ne diyor? Aşağı yönde doğru algılar diyor. Helal olsun diyor. Bizimlesin diyorum. 1 ve 3 neredesin diyorum. D'yi işaretliyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. 1 ve 3 doğrudur. 1 ve 3 doğrudur. Geldim 7 numaraya. 7 numara der ki
aynı anda harekete başlayan X ve Y arabalarından X K noktasından harekete geçerek kuzey yönünde 20 metre bölük saniye sabit süratle KLM yolunu izleyerek N noktasına. Arkadaşlar bu arkadaş buradan başlıyor. KLMN yolunu izleyerek geliyor. 20 metre bölü saniye hızı var. Güzel. Y arabası ise A noktasından harekete geçerek doğu yönünde 30 metre bölü saniye hızı ile sabit süratle ABCD yolunu izleyerek D noktasına oluyor. ABCD. Tabii dönüşlerde sürat kaybetmiyor arkadaşlar. Ve yönlerimiz de bu yönde. Kuzey, güney, doğu, batı. Teşekkürler. Ha, bilgiler de verilmiş arkadaşlar. KL CD'ye eşitmiş ve 60'mış. KL burası 60, CD burası 60. L ile LM ve AB birbirine eşit 30. Burası 30, AB burası da 30. Güzel. MN de BC'ye eşitmiş arkadaşlar. Şu MN BC. Bunlar da 70-70. Burası 70, burası da 70. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Sen inşallah doğru görmüşsündür. Olduğuna göre X arabasının Y arabasına göre hızının yönü. Bak X arabasının Y arabasına göre. Y'den bakacağız. 2 saniye sonra, 4 saniye sonra, 5 saniye sonra yargılarından hangileri doğrudur? Tamam. Hangi yöne doğru? Sevgili arkadaşlar 2 saniye sonra bunlar nerede? Bak bu arkadaş. Öyle yapalım ya. 2 saniye. 2 saniye. 4 saniye, 5 saniye. X eşittir V çarpı T. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman hızlarıyla çarpacağım arkadaşlar. Şu X aracı olsun, bu da Y aracı olsun. Ne kadar yollar aldı? Bu arkadaş 2 saniyede ne kadar yol alır? 40, değil mi? V çarpı T. 20 çarpı 2 yapıyorum. 20 ile çarpıyorum arkadaşlar. X'in hızı 20 idi, Y'nin hızı da 30'du. 2 ile çarp, bu da 60. 4 ile çarp sevgili arkadaşım, konumunu belirliyoruz ya, 20'yi 4 ile çarp 80 metre yol alır, 4 ile çarp 120 metre yol alır, 5 saniye sonra 20 ile çarp 100 metre yol alır, 5 saniye sonra 30 ile çarp 150 metre yol alır. Şimdi ben bu arkadaşların nerede olduğunu bulacağım. 40 metre sonra, bak buradaki şuradayız bu arkadaş burada, değil mi? Harika. Yani arkadaşlar, hop şu x güzel. Y'nin bir de N yöne doğru ya. Y nerede arkadaşlar? 60 metre yol almış. 60 metre yol aldığında nerede? Burada. Bu arkadaşın hız vektörü nasıl? Buraya. Güzel. Y'yi de göster. X böyle. Hop. Bak başlangıç noktalarını aynı tuttum. Y de böyle sevgili arkadaşım. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Bu durumda X arabasını Y arabasına göre. X arabasını Y arabasına. Y burada. Y'den X'e bakıyorsun sevgili arkadaşım. Ne görürsün? Aşağıya doğru değil mi? Güney yönünde görürsün. Bu ne demiş? 2 saniye sonra kuzeye doğru gidiyormuş görürsün. Çarpıyı yer. Bak 2 saniye sonraki durumları bu. X'inkisi 20, Y'ninkisi de 30 olduğu için böyle çizdim. Bu arkadaş KL yolunda olduğu için yukarı. Bu arkadaş da 2 saniye sonra BC yolunda olduğu için yukarı. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi 4 saniye sonra sevgili arkadaşlar 4 saniye sonra 80. Bu arkadaş bu yönde değil mi? 60, 80. 60, 30 daha 90 olur. 80 yol aldığı için burada. Bu arkadaş da 120 metre yol almış. 30, 70. Bu arkadaş da burada. Sevgili arkadaşlar burası böyle, burası böyle. Yani X aracı şu yönde, bu X. Y aracı da böyle arkadaşlar. Bu da Y aracı. Doğru mudur? Doğrudur. Ve neydi? X arabasının Y'ye göre. Y'den X'e bir bakış fırlatıyorum. Ne yöne doğru görür? Batıya doğru. Doğru mu? Doğru. 5 saniye sonra. 5 saniye sonra bu arkadaş 100 metre yol aldı. Hop şuraya çıktı. Artık böyle. Bu X. Bu 20 büyüklüğü. 5 saniye sonra bu arkadaş 150 bakıyorum. 30-150 yine böyle. Bu da böyle. Hop burada böyle. Y. Çok güzel. Y'den yine X'in ucuna bir bakış fırlatıyorum. Baktım nereye doğru gözüküyor arkadaşlar? Kuzey batı. Bu ne demiş? Kuzey doğu demiş. Çarpıyı yemiş. Değil mi? Kuzey doğu burası.
kuzey-batı deseydi doğruydu. Yani kuzey-batı yönünde, o civarda. Yalnız iki, geçmiş olsun. Sevgili arkadaşlar, başlangıç noktalarını çakıştırma metodu candır. Ben sana söyledim. 8 numarayla testi tamamlayalım. 8 diyor ki, bak burada soruyu anlamak biraz zor ama ben sana onu da anlatacağım. Doğu batı doğrultusunda 53 derecelik, sevgili arkadaşlar şurada doğu batı yönümüz var. Doğu batı. Şurası da bizim kuzeyimiz. Burası da güneyimiz. Güzel. Diyor ki, doğu batı doğrultusunda 53 derecelik açı yapacak şekilde kuzey ile batı arasında. Kuzey ile batı arasında ve 53 derece açı yapacak şekilde, yani şu şekilde. Tamam, şuradan çizdim. 15 ve büyüklüğünde hızla hareket eden geminin üzerindeki yolcu. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bak şuraya gemimi çizeyim. Çünkü burada çok güzel trikler var. Burada gemi, burada da bir yolcu var, tamam mı? Bu yolcunun hareketini merak ediyoruz. Büyüklüğünde hareket eden geminin üzerindeki yolcu. Hikaye burada başlıyor. Kuzey yönünde sabit 8 ve büyüklüğünde hızla hareket eden bir vapuru. Arkadaşlar vapurumuz da bizim ne olsun? Kırmızı olsun, 8 ve. Bak burada da 8 ve ile giden bir vapurumuz var. Niye başlangıçtan aynı tutuyorum? Çünkü referans noktalarımız onlar olacak. Giden vapuru, şimdi yeşil alıyorum neticeyi arkadaşlar. 9√2 ve büyüklüğünde hızla güneydoğu yönünde. Tam güneydoğu deseydi doğru, güzel olurdu. Neden sevgili arkadaşım? Çünkü bak kuzey, güney, doğu, batı ya. Güneydoğu tam şurasıdır. Bak güneydoğu tam burasıdır arkadaşlar. Şurası 45 derece, burası 45 derecedir. Mesela şurada bak bana derece verdi ya, açı. Mesela bu yön, şurası 53 derece, onu da yazalım. 53 derece. Şu 15 V'nin yönü arkadaşlar kuzey batı değildir. 45 derece olsaydı kabul. Burası kuzey kuzey batı. Yani kuzeye yakın bir batıdır. Ha kuzey batı desem başını ağrımaz burası. Ama tam kuzey batı yön olarak arkadaşlar 45 derece. Bu arkadaş bana güney doğu yönü deyince arkadaşlar ben bunun 45-45 olduğunu anlıyorum. Çok güzel. güney yönünde hareket ediyor görmektedir. Gemi üzerindeki yolcunun gemiye göre hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, şimdi gel seninle şeyi yapalım. Şimdi bak güney doğu yönü dediğin hocam şu yöndü. 45-45. Şimdi bu arkadaşı alıyorum. Bak bu arkadaşı alıyorum şimdi. Hiç doğrultusunu değiştirmiyorum. Yeşil alacağım şimdi de o yüzden. Sevgili arkadaşlar şu yönde bak 45 derece. Şu yön dedik mi? Bu yönü dedikten sonra sen bunu istediğin yere götürebilirsin. Ki bize bu arkadaş şu 8 nevi şey bu vapuru böyle görüyor dedi. Yani bak bu doğrultuyu alıyorum. Şuraya eklediğimde benim neyi görmem gerekiyor arkadaşlar? Tam da şunu görmem gerekiyor. Bitişim benim bu. Ve buna kadarmış 9√2. Onu ayrıca değerlendirecek olursan da şöyle. Şöyle görmüşüz. 9√2 şeklinde. Doğru mudur arkadaşlar? Güzel. Yani vapurun hareketiyle arkadaşlar diğer yolcunun yere göre hareketinin vektörel toplamı arkadaşlar bu olacak. Tabii bağıl hareketi. Sevgili arkadaşlar benim yolcunun şu noktadan bu noktaya bakması lazım değil mi? Yolcudan bakıyordum bakın. Yolcunun gözü burada. Buradan vapura bakması gerekiyor ve böyle görmüş. Arkadaşlar buralar 45 derece ise değil mi? Bak şurasının 45 derece olduğunu gördük. Şurası 45 derece, burası 45 derece. Bu da 9√2 ise burası ne kadar olur? 9 ve. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu durumda ben bu arkadaşın şuradaki gözlemcinin şurada olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hız vektörünün ucunu. Bak burası ne kadar? 9-8 daha 17 ve. Buradaki de 9 ve. Sevgili arkadaşlar şimdi yolcunun yere göre vektörünü bulmak için ne yapmalıyım ben? Yolcunun gemiye göre hızı artı geminin hızını vektörel toplamam gerekiyor değil mi? Çok güzel.
Bu işte geminin. Diğer arkadaş nerede ki buraya gelsin? Sevgili arkadaşlar, bunu yapabilmem için de ne yapıyorum? Şu arkadaşın 15 V'yi 53'e göre, hop 53'ü de şöyle yapalım. 15 V, şurası da 53. Ne bu arkadaşlar? 3-4-5 üçgeni değil mi? Çok güzel. 3-4-5 üçgeninde de 53 derece burasıysa, şurası 4K, burası 3K, burası da 5K oluyordu değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar bakın, 5'in 3 katı, demek ki burası 3'ün 3 katı, şu arkadaşın X bileşeni 9V'ye kadarmış. Y bileşeni ise sevgili arkadaşlar, şu arkadaşın Y bileşkesi de 4'ün 3 katı olacak, 12V'ye kadarmış. 12V. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu arkadaşın bak toplamda 17'ye ulaşabilmesi için, 17V yerine ulaşabilmesi için 12V'si gemiden gelir. 12V artı V yolcunun Y bileşeni eşittir. 17V olacak. Yolcunun Y bileşeni arkadaşlar bu durumda ne kadar olur? 5V kadar olur. Ahanda bu kadar olur. Şurası 5V kadardır. Peki X bileşeni var mı? X bileşeni yoktur arkadaşlar. Çünkü bak zaten bu arkadaşın 9V'lik neticede de 9V olması gerekiyordu. Bu bütün 9V arkadaşlar zaten geminin yukarı batı yönünde gidiyor olmasından kaynaklanıyor. X bileşeni tamam, Y bileşeni eksikti. Bunu da buldum. İşte yolcuyu da buraya eklediğimizde arkadaşlar yolcunun gemiye göre hareketi 5V büyüklüğünde tam da kuzeye doğru olur. 5V kuzey. Konu kapandı. Dur ben de bir şey daha söyleyecektim. Ha hocam bu ne demek ya, nasıl bir şey? Arkadaşlar bu arkadaş gemi böyle gidiyordu ya 53 dereceyle. Şöyle gidiyormuş işte. Bu arkadaş böyle 15V ile giderken bak bu arkadaş böyle 15V gitti. Bu arkadaş da 5V ile yukarı gitti. 15V, bu da 5V gitti. Hatta gel sonuçtan bulalım. Bu durumda bak şurası 9V. Şunun şu bileşeni 8V. Pardon 12V. 15'in 12V. Ve bu arkadaşı da eklediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Hop 17V oluyor. 9-17 bu arkadaş tam buraya geliyor. Yani yolcunun yere göre bileşkesi bu oluyor. Ve bu arkadaş şuna baktığında tam işte 8V'ye baktığında ne görüyor? Tam da şunu görüyor işte. 9 kök 2'yi görüyor. Burayı 9 kök 2 görmesinin sebebi de burası 9, burası 9 olduğu için. Bu da 9 kök 2 oluyor. Anlaştık. Güzel. Mevzu kapanmıştır. Sevgili arkadaşlar testi bitirmeden önce şurada testin başında da söyledim. Bu testleri yine sizlere öneriyorum. Hatta burada gördüğünüz olan testleri de nerede bulursunuz? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Orada kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.